Herkese merhabalar. Metin2TR Marmara Hepsi de Yardımsız serimin 17. bölümüne giriş yapacağım. Hatırladığınız üzere dün Örümcek Zindanı'na gitmiştik. Kahraman madalyamız vardı. Şimdi kahraman madalyam bitti. Altın balık sandıklarımı alacağım. Kahraman madalyası çıkana kadar açmayı deneyeceğim. Umarım güzel vakit geçirirsiniz videomu izlerken. Herkese saygılar, sevgiler ve iyi seyirler dilerim. Evet, şöyle toplamda 20 açımlık altın balık sandığımı aldım. Şimdi yavaş yavaş açacağım. Küre çıktı güzel. Pelerinimiz yoktu. Bir tane daha siyah at. Evet, maalesef atmadı. Ben bir 20 açımlık daha alıp tekrardan açmaya devam edeceğim. Evet, bir 20 açımlık daha aldım sandık. Bunda çıkması lazım. Umarım çıkar. Pelerin çıktı. Bir adet arttırma geldi. Demirci kitabı geldi. Güzel. Çok iyi. Evet, devam edeceğim. Batışa doğru gidiyoruz. Sandıkların hepsi boşa gidiyor gibi. Ama madalya çıkartacağım. Evet, son 20'limi daha aldım. Umarım burada çıkar. Yani artık çıkması lazım. Efsun geldi. Kötü koma. Fena atmıyor artık. Aslında arttırma da geldi ama. Benim aradığım gelmedi yani. Sürekli liderin kitabı atıyor. Yok. Bakalım kaç tane kalmış. 3, 6, 9 açımlık daha kalmış. Onları da aktarıp eğer gelmezse şansımızı gümüş okey ile deneyeceğiz. Sonda kral kuşu basit geldi. Yapacak bir şey yok. Kahraman madalyası alamadık. 100 adet cesaret bedeni aldık. 3 adet 2 tane adetini arttırma aldık. Bir adet de Efsun'u aldık. Sağlık olsun. Bütün balık sandıklarımız bitti. Zaten tanesi 2,5 m falan şu an. Yani o fiyatı da satmak pek istemem açıkçası. Çünkü çıkan itemler güzel. Ama kahraman madalyası çıksaydı güzel olacaktı. Yapacak bir şey yok. Şimdi önceden kastığımız gümüş okeyleri depodan alıp oradan deneyeceğiz. Böyle önceden kastığımız ve benim depoladığım ETP çarları kasarken vesaire kastım. 30 adet gümüş okey sandığım var. Ondan önce şu 4 Efsun ölümcülüğümüzü basmıştık. Bayağı önceden 4 Efsun yapmıştık. Şimdi 5. Efsun deniyorum. Maalesef geçmedi. Sağlık olsun. Şimdi buradan ölümcül iradenin yüzüğü çıkana kadar açmaya çalışacağım. Böyle bilgiyi açtım. Evet, maymun yumurtası. Istiridye. Kötü. Kordrakonis değerli güzel. Ayüzütü. Çok kötü. Okey kart seti. Tamam. Çıktı. 16 adet de çıktı. Güzel. Onu depoya koyacağım şimdi. Okey sandığımı daha sonradan oynayacağım. Ayrıca şu Kordrakonis değerlimizi açalım. İşlenmemiş elmas geldi. Şöyle bir bakalım elmasımıza. Aslında hep geçerse Antika'ya kadar deneyebiliriz. Ben bir deneyeceğim gidip simyacıya. Evet, simyacıya geldim. Şimdi tek tek deneyeceğim. İlki başarılı. İkincisi de başarılı. Şimdi iki tane Ender Antika'ya deneyeceğim. Bakalım şanslı mıyız? Evet. Antika'ya kadar geçirdik tek de. Geçen gün 165 tane kordon kaç tane yaktık? Şimdi tak 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 geçtik görüyorsunuz. Hayırlı olsun. Bu güzel. 1,2-1,5-10 arası ediyor sanırım. Hayırlı olsun. Bir de şöyle altın balık sandığımızdan nesneyip sunuma gelmişti. Hemen onu atalım şu kolyemize. Evet. Bakalım ne geldi. 2 delici, 3 kritik. 20 HP üretimi. Kötü geldi. Ama deminkinden iyidir gibi. 5 bayılması vardı. Hemen hemen aynı sayılır. Evet, şöyle bir okey oynadım. Gerçekten çok sinirlendim. 4 tane bronz aldım. Bayağı işte bazen tilt olunca gerçekten oynamamak gerekiyor. Bir tane gümüş aldım. Ondan da Kordrakan'ın soylu çıktı.
Şimdi onu açacağım. Bakalım ne çıkacak. Yontulmuş ejder yeşim çıktı. Bakalım bunu devam ettirebiliyor muyuz? Zaten bundan antika yapmıştık. Bunu Ender'e deneriz. Sonra yolumuza devam ederiz. Hatta bugün şanslı mücrim geldi. Şöyle 10 tane korum vardı. Onları açayım. Olduğu kadar devam edelim bakalım. Şöyle ejderha taşı arındırma deyip elmasa bakalım. Elmastan gidemiyoruz. Yakuttan gidemiyoruz. Yeşim gidelim. Yandı. Geçti. Safirden basabiliyoruz. Evet, safir bayağı şanssızdı. X'e bakalım. Evet, yok. Şanslı değilmişiz maalesef. Evet. Hazır ateş savunmalarımızı yapmışken şöyle soyuma gelelim dedik. Toplam 55 ateş savunmamız var. 55 savunmamızın yanında 15 tane 15 de absorbemiz var. Gayet yeterli. Burası için. Kesebileceğimi düşünüyorum. Zaten dehşetimiz ve büyülü zırhımızla savunmamızı hallediyoruz. Kesinlikle de absorbe gayet yeterli bir şekilde keseceğimi düşünüyorum. ETP görevi bitene kadar burada metin keseceğim. Yani tahminim 10, belki 15 tane keseceğim. Belki de 20'ye çıkartalım. Verim alacağımı göstereceğim sizlere. Ne kadar ETP görevim bittikten sonra tekrardan kayda gireceğim. Evet, ETP görevlerimi bitirdim. Düşürdüm artı basmalar şu şekilde. Artı 4 canım artış düşürdüm bir tane. Değerli olarak dehşet, öfke ve 3 yönü BK düşürdüm. Unutkanlık kitapları şu şekilde. Bunlara pazarı kuracağım ben. Tabii para edenler var. Hava kılıcı falan 1M ediyor sanırım. Çivit kurt ruhu da ediyor diye biliyorum. Yani şöyle bazılarını attım tabii yere, bazı değersizleri. O şekilde. Yani burası güzel geldi aslında ama bir yeşil ejderha fasulyesi atsaydı güzel olurdu. Yaklaşık 15-20'ye yakın metin kestik. Atmadım. Şu şekilde bir pazar kurdum. Gözlem matlarını koydum. BK'ları koydum. Böyle kasları koydum. Canavarı da 7.8 neye koydum. Tam piyasası budur herhalde. Çok vardı çünkü bu fiyattan, bu fiyata koydum. Satıcı yönünü kurdum. Safa Uysal PZR'dir benim hesabım. Başka hiçbir pazar hesabı benim değildir. Aklınızda olsun. Kimseyi ben sanmayın. Kimseden sadece ben diye alışveriş yapmayın. Evet, şamanımda bir adet kutsama küresi vardı. Onu attım ben. Ve HP geldi, 500 HP. Şimdi 40 level olduğu zaman tabii bunların efsunlarını kullanmamıştım. Onları deneyeceğim. Umarım güzel bir şey gelir. Ok savunması, HP, STR, HP absorbe. O dördünden iki tanesi, en azından iki tanesi. Üç tanesi gelse de tabii çok daha güzel olur. Şimdi deneyeceğim. Bakalım ilkinden ne geldi. 1000 HP, 10 ateş. Bu durabilir aslında şimdilik ya. 10 ateşi var. Biraz dursun, daha sonra atarım. Bu efsunları atarken çünkü çok hızlı karar vermemeye çalışıyorum. Daha iyi olur. Bu arada rüzgar ve şimşek de var. Keşke tam oran olsaydı. Mükemmel olabilirdi yani. Böyle ETP kasarken bir tane metin keseyim dedim. Direkt hava kılıcı BK attı tekte. İlk kestiğim metinde. Çölde yani. Biraz şaşırdım. Hem videoya alayım dedim hemen. Evet, bugünkü artı basma seansımıza geldik. Uzun bir aradan sonra artı basmaya tekrardan giriştim. Şöyle artı basma itemlerine toplam yaklaşık 60 en falan harcadım. Kendi düşürdüklerim de oldu aralarında tabii. Şöyle hepsi artı 4. 20 adet artı 4 korku maskesi. 20 adet artı 4 boynuzlu kask. Bunların da tanesine ortalama 1 em desem. Kaç oluyor? 40. 40 em. Toplam 100 em vermiş bulunmaktayım. Bir tane artı 8 çıksa benim için kafi. Sıkıntı yok. İki tane çıksa güzel kar etmiş oluruz. Ama hiç çıkmayacağını düşünüyorum ben. Çünkü bu geçmesi en zor itemlardan biri bence. Şimdi artı 5'e deneyeceğim. 5'e denedikten sonra tekrardan kayda girerim. Evet, basımımı tamamladım. Hepsi artı 5 oldu. Korku maskelerinin yarısı yandı. Tam 10 tane geçti. Boynuzlu kaslar da güzel bir şekilde 13 tanesi geçti. Şimdi artı 6'ya deneyeceğim. Ondan sonra beraber basacağız. Çünkü artı 6'dan sonra belki hepsi bile yanabilir. Artı 6 yaptıktan sonra tekrardan kayda gireceğim. Evet, korku maskeleri de burada geçti, boynuzlu kasları. Boynuzlu kask yetişti korku maskesine. İkisinden de 7'şer tane kaldı. Artı 8'e deneyeceğim. Pardon, 7'ye deneyeceğim daha, özür dilerim.
Yani 7'ye çok az geçeceğini düşünüyorum ama bakalım. Biraz sıkıntılı artı basma yavaş geliyor. Herhalde event saatine yaklaştığı için. Evet, yanıyor gördüğünüz üzere. Bir tane geçti. Güzel, ikincisi de geçti. 3 geçti. Ben beklediğimden çok daha iyi valla. 4 tanesi geçti. Çok iyi ya. 7'de 4. İlginç. Buradan çıkartır mı? Devam ediyorum. Bir tane daha geçir be. Boynuzlu. Güzel. Devam et işte be. Evet. 2 tane boynuzlu. 4 adet artı 7 korku maskiniz var. Şimdi artı 8'e deneyeceğim. Artı 8'e buz parçası istiyor. Bayağı pahalı o. Şöyle. Umarım geçer. Yandı. Bu arada geçmeyeceğini biliyorum yani. Hiçbirinin geçmeyeceğini biliyorum. Ama olsun yine de deniyorum. Gördüğünüz üzere hepsini. Evet, elde var hiçbir şey. 1-10 zarar ettik. Hiçbir şey alamadık. Mükemmel bir artı basma seansı. Gerçekten bu kask pişmanlıktır. Kask basımı pişmanlıktır. Alacaksın. Tertemiz sakin sakin oynayacaksın. Kask basmayın abi. Hatta 1-10'dan da fazla artı basma paraları da gitti boşu boşuna. Ay, ay. Bir daha da kask basmam. Direkt alacaksın artı 9 düzünü. 4-10'dan. Sinirlendiğine değmeyecek. Evet, deminki zarardan az da olsa dönmek için şöyle önce bunları sallayacağım. Daha sonra zırhçıya gidip bu artı 4 yaptığım zırhları deneyeceğim. Öylesine deniyorum bunları. Bunlardan zaten artı 9 geçmeyeceğini tahmin edebiliyorum. Evet, yandı. Şimdi zırhçıya gideceğim. Bunları da yakacağım. İyice zarar edeyim. Evet, bizi az önce batıran zırhçı stantımıza geldik yine. Bunları da yakacağım. Hepsini. Artı 9'a geçmeyeceğini düşünüyorum. Ondan sonra artı basma seanslarını batış seansları olarak değiştireceğim isimle. Şimdi bunları artı 5 yapıp kayda gireceğim. Bu arada başlamadan önce DTP'nin yetersiz olduğunu gördüm. O yüzden 4 tane Yin Yang'ı basmaktan vazgeçeceğim. Şimdi gidip almaya üşendim açıkçası. 4 tanesini eksik basacağım. Şimdi başlıyorum. Ondan sonra kayda gireceğim. Evet, artı 5'e basarken toplam 4 tane yandı. Şu 4 tanesini basmadım. Bunların hepsi artı 5 oldu. Şu 3 efsunlu vardı. Neyse. Şimdi artı 6'ya basacağım. Ondan sonra kayda gireceğim. Evet, artı 6'ya da 8 tane geçirdik. Toplamda yarı yarıya yandı artı 4'ten 6'ya geçirirken. 7'ye geçirip kayda gireceğim. Ondan sonra 7'den sonra beraber basacağız. Evet, maalesef 3 tane geçirebildik. Bunları da yakacağız şimdi. Gerçekten eminim yanacağına. 9 geçmeyeceğine eminim. Yapacak bir şey yok. Bugün gerçekten çok şanssızım. Üstüne gitmemem gerekiyordu. Yapacak bir şey yok. Deneyeceğim böyle. Yandı. Geçti örümcül artı 8'e. Yandı. Hemen yakalım. Evet. Yine elde var 0. Of of. Arkadaşlar varsa yoksa balıkçılıkta var. O yüzden artı basmaya falan girişmeyin. En garanti işlem balık tutmaktır. Garanti para kazanırsın. Belki bazen biraz yavaş olur artı basmaya göre. Ama garantidir. Artı kesinlikle basmanızı önermem. Ben bıraktım açıkçası. Çok artık zevkine basacağım. Para kazanma şeyiyle basmayacağım. Balıkçılığa başlıyorum. 1000 tane solucanı tuttuktan sonra tekrardan kayda girerim. 1000 tane solucanı bitirdim. Deminki zararımızın yarısından fazlasını falan çıkarttık diye düşünüyorum. Şöyle 1000 solucanda 6 yabı, 1 altın tutak, 5 palamut, 3 tane de kadife tuttuk. Yaklaşık 120 m, 130 m arası bir fiyatı var diye düşünüyorum. Güzel, yani bundan sonra daha sık balık tutacağım çünkü artı basarak gerçekten zararlı olduk ve maddi açıdan çok sıkıntılarımız var. Önceden stokladığım yabileri kurdum biraz pazara. Yüksek fiyattan kurdum. Giderse gider, gitmezse gitmez. Yapacak bir şey yok. Bir hafta sonra zaten eksperiment olacak tekrardan. O zaman fiyatların artacağını düşünüyorum. Bakalım hayırlısı olsun.
Gördüğünüz üzere kainat kininden ilk altın kainimi aldım. 60 tane biriktirdim. Kalan da var 5-6 tane. Bunu 3,5 ondan satacağım büyük ihtimal. 4 ondan deneyeceğim tabii, olur mu bilmiyorum. Güzel oldu. Bu etkinlik gerçekten kaçırılmaması gereken bir etkinlik. Yani slot keserken açsanız yeterli olur yani. Böyle 3,5 ondan satıp mali durumumuzu biraz düzelteceğiz. Evet, şöyle 2 tane demircine ekipimiz vardı. Onları satacağım birazdan. Tanesini 70'den satacağım. Yani biraz ucuz olabilir. Birkaç gün sonra daha fiyat artar ama yani sabahında 65M'ye 60M'ye satan bile vardı. O yüzden satacağım birazdan. Evet, şöyle 1 bono 10M'sini aldık. Arkadaş ticaretten verir diye umuyorum. Evet, veriyor. Sıkıntı yok. 1,4 bono alacağım böyle. Evet, bugünkü videomun da sonuna geldik. Şu an ETP kasmaya götürüyorum içerimi. Gördüğünüz üzere ETP kasarken artı basmalar tabii ki birikiyor. Aynı zamanda okeyler birikiyor. Öyle yani, arada ben bunları pazara kuruyorum, 20-20, 50-50 falan. Ara ara para girişi oluyor o sayede. Yani bundan sonra şöyle söyleyeyim, 2 günde bir falan atmayı düşünüyorum videoyu. Yani biraz daha yavaşlatmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok yoruluyorum yani. Bütün günümü oyunla geçirdiğim halde zorlanıyorum yani video çıkarmaya. Hem ben biraz rahatlarım, hem içerik olarak daha güzel olur yani, sürekli tekrar yapmış olmam. Biraz tekrara girdiğimi düşünüyorum. Umarım severek izlemişsinizdir, güzel vakit geçirmişsinizdir. Hepinize saygılar, sevgiler, sağlıcakla kalın.